İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Mersin Sivil Toplum Kuruluşlarının çok saygıdeğer temsilcileri, yazılı, görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım, çok sevgili Mersinliler. Şimdi Türkiye'nin tam vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Aydınlık gelecek, dürüst siyaset, onurlu bir Türkiye için, barış için, sevgi için, umut için, özgürlük için, gençlerimiz için dostlarıyla yola çıkan, ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı, adalet mücadelesinin lideri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Kalbinde yoktur kötülük, asla yaratmaz ikilik. Kalbinde yoktur kötülük, asla yaratmaz ikilik. Yurdumuzda arar birlik, gel Kemal Kılıçdaroğlu. Önce şunu ifade edeyim. Teşekkür ederim. Benim umudum sizlersiniz. Bu meydanı, bu meydanda miting yapmamıza daha önce izin vermemişlerdi. Demek ki meydanda olabiliyor. Demek ki halk değişim istiyor. Demek ki halk seçim istiyor. Demek ki halk dönüşüm istiyor. Demek ki halk adalet istiyor, adalet. Adalet istiyor. Hak istiyor, hukuk istiyor, adalet istiyor. Sayın Akşener, bugün yaşadığımız tabloyu gayet güzel açıkladı. 5 maaş alanlardan tutun, sınavlarda haksızlıklara değindi. Evlerde tencerenin kaynamadığını, büyük sorunların olduğunu ifade etti. Sizden sadece bir isteğim var. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Bugün, 100. yılı Mersin'in kurtuluşunun 100. yılı. Bugün çok önemli bir şey yapıyoruz. Bugün metronun temelini atacağız. Dolayısıyla bir belediye başkanının kendi kentine yapabileceği en büyük yatırımın temelini atıyoruz. O nedenle güzel şeyleri yapıyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Sakın ola ki hiçbir ayrım yapmayın. Eğer bir pozitif ayrımcılık yapacaksanız yoksul mahallelerden, fakir mahallelerden başlayacaksınız. Kentte yaşayanların her birisi huzur içinde yaşayacak. Ve bulunduğunuz belediyede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunun sözünü vereceksiniz dedim. Ve belediye başkanlarımız böyle çalışıyorlar. Evet, 100 yıl önce bayrağımız göndere çekildi. 100 yıl önce bu ülke, yani Türkiye, önemli başarılara Milli Kurtuluş Savaşı ile imza attı. Siz de burada büyük bir imza attınız. Bayrağımızı gönderecektiniz. Millet İttifakı olarak, Millet İttifakı olarak inşallah Sayın Genel Başkanım, inşallah biz yeni bir başarıya da imza atacağız. Süleyman Şah Türbesi'ni tekrar topraklarımıza götüreceğiz ve bayrağımızı göndere dikeceğiz. Hepiniz bunun tanığı olacaksınız. Emeklinin derdini biliyorum. İşsiz gençlerin derdini biliyorum. Ev kadınlarının derdini biliyorum. Herkesin derdini biliyorum. O nedenle cümleme başlarken sakın umutsuzluğa kapılmayın dedim. Bu ülke zengin bir ülke. Bu ülke güçlü bir ülke. Bu ülkede taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerimiz var. Gençlerimiz yaşıyor. Ama onlar da umutsuz. Onlar da acaba yurt dışına gidersem daha iyi koşullarda çalışabilir miyim diye düşünüyorlar. Size sözüm söz. Millet İttifakı olarak Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar bütün bu havzayı
Akdeniz'in en görkemli havzası haline getireceğiz. Göreceksiniz. Ve yine göreceksiniz. 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon azalacak. 5 yıl içinde bu bölge Adana'dan, Mersin'den, Hatay'dan başlayarak bu bölge Akdeniz'in en görkemli bölgesi haline gelecek. Yine göreceksiniz. 5 yıl içinde bu bölgede katma değeri yüksek ürünler üretilmeye başlanacak. Göreceksiniz bu bölge hem Afrika'nın, hem Avrupa'nın, hem Uzak Doğu'nun, hem Kafkasların en güçlü merkezi haline gelecek. Göreceksiniz bu bölgede bacalar tütecek. Göreceksiniz bu bölgede yaşayanların herkesin huzuru yerinde olacak. Ve herkes huzur içinde yaşayacak. İşi olacak, aşı olacak, huzur içinde yaşayacak. Diyeceksiniz ki yeterli kaynağımız var mı? Bunlar yapılabilir mi? Söyledikleriniz güzel de yeterli kaynağınız var mı? Evet bütçemiz var. Evet bütçemiz var. Yeterli kaynağımız da var. Kaynağın nereye harcanacağını belirleyen siyasi otoritedir. Siyasi otorite diyor ki ben yandaşlara kaynak ayıracağım. Biz de diyeceğiz ki biz yandaşlara değil vatandaşlara hizmet edeceğiz. Kaynağı vatandaşa ayıracağız diyeceğiz. Fabrikalara ayıracağız diyeceğiz. Bir şey daha söyleyeyim. Bir soygun düzenine de son vereceğiz. Allah'ın izniyle. Bir soygun düzenine de son vereceğiz. Hani var ya gitmediğiniz yollardan dolarla para. Hani var ya köprülerden geçiyorsunuz avrolarla paralar. Hani var ya 50 yıllık, 70 yıllık, 30 yıllık garantiler. Bütün bunların tamamına Allah'ın izniyle Millet İttifakı sürecinde son vereceğiz. Tamamını kamulaştıracağız. Son vereceğiz, göreceksiniz. Hani para nerede? Para var efendim, para var. Parayı halk için kullanacaksınız. Bir avuç kişi için değil. Bunların tamamını lütfen bilin. Hafızanızın bir yerinde tutun ve göreceksiniz ki bunların tamamı olabiliyor. Ve olacak. Ve yapacağız. Her evde tencere kaynayacak. Göreceksiniz bunların tamamını. Ve gençler, sizlere de bir sözüm var. İlk kez sandığa gidecek olan gençlere bir sözüm var. Umutsuzluğa kapılmayacaksınız. Bir. Birinci arzum o. Asla umutsuzluğa kapılmayacaksınız. İki. Cumhuriyet tarihine çok değerli bir miras bırakacaksınız. Önünüze sandık gelecek. Büyük bir heyecanla sandığa gideceksiniz. Ve ilk kez oy kullanacaksınız. Ve ilk kez otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz. Ve dünya siyaset tarihine çok ama çok önemli bir mirası sizler bırakacaksınız. O nedenle bütün gençlere sesleniyorum. Sandığa gideceksiniz. Demokrasinin tarihini yazacaksınız. Dünya siyaset tarihine olağanüstü bir mirası evet sizler bırakacaksınız. O nedenle gençler biliyorum siyaseti biraz mesafelisiniz ama sandığa gitmeyi sakın unutmayın. Sandık gelecek mi? O soru da soruluyor. Gelecek efendim gelecek. Bugün olmazsa yarın gelecek. Yarın olmazsa öbür gün gelecek. Hiç endişelenmeyin, hakkı, hukuku ve adaleti beraber getireceğiz. Birlikte getireceğiz. Beraber bu ülkede huzur içinde yaşayacağız. Hiç kimsenin kimliğiyle, hiç kimsenin inancıyla, hiç kimsenin yaşam tarzıyla ilgilenmeyeceğiz. Herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemiz için çalışmak istiyoruz. 7'den 70'e ülkemiz için çalışmak istiyoruz. Bizim bir hedefimiz daha var. Onu da ifade edeyim. Siyasetçi millete hesap verdiği zaman güven ilişkisi pekişmiş olur. Biz harcayacağımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Bunun sözünü veriyoruz.
Belediye başkanlarımız da bunu yapıyorlar. Onlar da çok güzel yatırımlar yapıyorlar. Onlar da hesabını millete veriyorlar. İhaleleri yayınlıyorlar. Dolayısıyla her kuruşun hesabını verme geleneğini inşallah siyasetin içine yerleştireceğiz. Ve herkes böyle yaşayacak. Hiç meraklanmayın. En geç 2 yıl içinde, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz. En geç 2 yıl içinde. Bize güveneceksiniz. Bakın, söz veriyoruz. Bize güveneceksiniz. Biz de size güveneceğiz. Güven üzerine siyaseti inşa edeceğiz. Asla ırkçılık yapmıyorum. Bakın, asla ırkçılık yapmıyorum. Herkesin kimliğine saygılıyım. Suriyeliler de kendi ülkelerinde yaşasınlar. Huzur içinde yaşasınlar. Birlikte yaşasınlar. Buraya arzu ederlerse turist olarak gelebilirler. Kapılarımız açık. Gezebilirler. Hiçbir sorun yok. Onların açtığı, onların açmaz noktaya getirdiği dış politikayı Mustafa Kemal'in söylediği yurtta barış, dünyada barışın üzerine inşa edeceğiz. Suriye'yle de barışacağız, Mısır'la da barışacağız, bütün komşularımızla barışacağız. Sadece iç politikada değil, dış politikada da Türkiye kurucu ayarlarına yeniden dönecek. Yeniden dönecek. Efendim, hepinize şükran borçluyuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun diyorum. Asla unutmayın. Sandık gelecek, sandığa sahip çıkmak bizim görevimiz. Ama oy kullanmak sizin göreviniz. Oy kullanacaksınız. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfi Savaş, Kiska Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haydar Özkazanç, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karataş, Yönetim Kurulu Üyesi Esat Özkazanç, Dilingom Konstrüksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Verdel Henry Gilthaus, Daniel Kubin Roto Proje Müellifi ve protokolde bulunan değerli misafirlerimizi, sayın milletvekillerimizi Mersin Büyükşehir Belediye Metrosu'nun temel atma töreni için buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz sayın genel başkanlarımız. Saygıdeğer konuklar, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 3 Ocak Mahallesi'nde düzenlediğimiz toplamda 34.9 kilometre mesafede tamamı yer altında olan 3 etaplı raylı sistemler dönemini başlatıyoruz. Mersin metrosu temel atma törenini gerçekleştiriyoruz şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve çok sevgili eşleriyle birlikte konuk büyükşehir belediye başkanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, Millet İttifakı'nın Mersin il başkanları ve çok saygıdeğer genel başkan yardımcılarıyla birlikte Mersin'imizin, Mersin metrosunun temelini gerçekleştiriyoruz. Mersin'imize hayırlı, uğurlu olsun efendim. Saygıdeğer konuklar, şu anda temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz beton mikserini ekranlardan izliyorsunuz. Mersin metrosu, Mersin'imize hayırlı, uğurlu olsun efendim. Bir kez daha Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e bu güzel organizasyon için çok teşekkür ediyorum.